Buyurun, hamursuz pizza dilimleri yapalım. Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size harika hamursuz pizza dilimleri yapacağım. Evet, evinizdeki en büyük boy patatesleri alın. Güzelce dışını fırçalayarak, kabuğunu soymuyorum. Sadece dışını fırçalayarak yıkadım güzelce. Sirkeli suyla. Evet, bu şekilde yaklaşık yarım santimden biraz büyük, geniş olacak şekilde dilimler kesiyorum patatesimden. Bakın bu şekilde. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde dilimlerimi kestim. Ve şimdi keskin bir bıçakla sadece bu şekilde çizgiler atarak, hafif dibe kadar kesmiyoruz. Hafif çizgiler atarak patateslerimizi kesiyoruz. Bir de bu tarafında. Bakın sadece çizgiler atıyorum patatese. Evet, çizgiler attıktan sonra fırın tepsime patateslerimi yerleştiriyorum. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı alıyorum. Patateslerimin üzerine fırça yardımıyla sürüyorum. Zeytinyağımı sürdükten sonra hemen bir tuzluk yardımıyla patateslerimin üzerine tuz atıyorum. Daha sonra 200 derece ısıttığım fırına 10 dakika patateslerimi veriyorum. Evet, patateslerim piştikten sonra hemen şöyle bir tatlı kaşığı biber salçası alıyorum. Bir yemek kaşığı ketçap ekliyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Üzerine sürdüğümüz yağdan kaldı. Onu da içine ekliyorum. İçerisine yarım çay kaşığı kekik, zerdeçal, karabiber, kimyon ve karışık baharat atıyorum. Yarımşar çay kaşığı. Ve hepsini güzelce bir karıştıralım. Ve bu sosumu şimdi patateslerimin üzerine tek tek sürüyorum. Her tarafına gelecek şekilde. Çocuklarınız bu tarife bayılacaklar. Çocuklarınıza pizza yerine yapıp sağlıklı gıda olarak verebilirsiniz. Hafta sonları evde biliyorsunuz okul yok. Hafta sonlarına hazırlayın. Çocukları sevindirin. Bunu sabah kahvaltısında, akşam yemeğinde her türlü çayın yanına ikramlık olarak bile yapabilirsiniz. Çok lezzetli ve çok güzel oluyor. Evet, bu şekilde her yerlerine sürüyorum patatesleri. Sosumu sürdükten sonra hemen böyle ben küp küp doğradım. Rendeleyebilirsiniz de. Kaşar peynirinden üzerine bir miktar atıyorum. Ve hemen bir kabımı alıyorum. İçerisine şöyle bir miktar mısır atıyorum. Konserve mısır. Şöyle bir tane yeşil biber doğradım. Onu atıyorum. Bir tane küçük boy domates doğradım. Onu atıyorum. Bir miktar salam doğradım ben. Sucuk da atabilirsiniz. Salam da atabilirsiniz. Bu tamamen sizin elinizde. Şöyle bir karıştıralım harcımızı. Hemen patateslerimin üzerine harcımdan yerleştiriyorum. Malzemesi tamamen size bağlı. İstediğiniz gibi malzeme kullanabilirsiniz. Malzemelerimi yerleştirdikten sonra üzerine yine küp küp doğranmış kaşar peynirlerimden atıyorum. İsterseniz rendeleyebilirsiniz de. Küp küp attığımızda İçindeki malzemeler daha güzel gözüküyor. O yüzden ben küp küp atıyorum. Ve tekrar fırınıma veriyorum. Sadece 10 dakika, 15 dakika arası malzemelerim pişip kaşarlarım eriyene kadar fırınıma veriyorum tekrar. Evet, bakın patates dilimlerim, pizza dilimlerim hazır. Hemen şöyle size göstermek istiyorum bir tanesini. Evet, bakın. Gayet güzel oldu. Görüntüsü muhteşem. Akşam yemeklerini, çay saatlerini, çocuklarınızı sevindirmek için yapabilirsiniz. Mükemmel lezzetteler. Görüntüsü çok güzel. Ben hemen şöyle küçük bir tanesini sizinle birlikte lezzetine bakmak istiyorum. Şöyle
Bakın. Çok sıcak ama patates gayet güzel bir şey yok. Gördünüz mü? Kaşar peyniri tamamen erimiş. Çok sıcak ama muhteşem bir lezzetti. Bakın kaşarı tamamen erimiş kaşar peyniri. Harika bir lezzetli oluyor. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kimin ne dileği varsa gerçek olsun. Kanalıma da abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Evet, bu şekilde de servis edebilirsiniz. Çocuklarınız bayılacak bu lezzete.